Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde beşeriyetin, insanlığın en son ve Allahu Zülcelal'in razı olduğu ezeli ve ebedi dini İslam'dır dedik. Yani insanlık, beşeriyet, dünyada saadet, mahşerde kurtuluş ve ötesinde cennet, nimet ve cemal istiyorsa İslam'ı din olarak zerrelerine kadar yerleştirecek ve hayatı boyu İslam'ın emirleriyle, amelle bulunup nehilerinden sakınacak. Muhterem Müslümanlar, hadiseler açık olarak bu gerçeği asırlar boyu göstermiştir ve İslam'dan ayrılışın neticeleri de bugünkü dünyamızda çok açık hadiselerle yaşanmaktadır. Bir takım zavallılar korkunç çalkantılar içerisinde perişan halde, bocaladıkları halde hala İslam'a dönüş çarelerini aramamakta ve gafletlerinde ısrar etmektedirler. Ama muhterem Müslümanlar, bu gidişin sonu yok. Bir tek kurtuluş çaresi var, o da bütün müesseseleriyle İslam'a dönüştür. Bunu ben değil muhterem Müslümanlar, bir başkası değil, Allah böyle istiyor. Yarattığı kullarının saadetini vaz ettiği dini nizama bağlamıştır. Mülkün sahibi ve razıtu lekumul İslam'a dina. Sizin ancak dininizin İslam olmasından razı oldum, saadetinizi de o nurlu yolda kıldım diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhterem müminler, cumalardır İslam'ın ebedi din oluşunu ifade ettik. Niçin diye sorulan suale cevap olarak dedik ki zira İslam kavi temellere oturur. Sarsılmayacak temellere oturur. İmtihan için Mevla-i Müteal bazen alemde bir zaaf gösterir. Aynaya bir zaaf akseder. Fakat tekrar kuvvete dönecektir diye ısrar ediyoruz muhterem Müslümanlar. Ve de şunu ifade ediyoruz tabi, dünya fanidir. 1400 senedir İslam şahlanmış durumda. 1300 küsurunu öyle kabul edelim. Son bir asırdır alem İslam'da bir sarsıntı, bir bölünme, dış görünüşüyle bir perişanlık var. Yüce Rabbimiz imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Ayeti kerimeyi defaatle okuduk, tekrar okuyoruz. Ve tilkel ayyamu nudaviluha beynen nas. Biz insanlar arasında zaferi ve mağlubiyeti değiştiririz ki
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diye ayet-i kerimede ölümler, dirimler, imtihanlar, nimetlerin, zafer ve mağlubiyetlerin değişmesinin gayesi hanginiz daha güzel amel işleyecek, hanginiz tarik-i müstakimde sabit olacak, hanginiz yol değiştirip zaman seli içerisinde çar çöp halinde akıp gidecek, bunu imtihan için, bunu görmek için buyuruyor Mevla-i Müteal. Efendiler, biz bütün varlığımızla Halik'imize niyaz ediyoruz. Ya Rabbi, bizi İslam'ın fil dişi caddesinden, Kur'an'ın nur çeşmesinden, Hazreti Muhammed'in ilahi ve Rabbani envar ve hakka giden çizgisinden ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem müminler, zaman onun, devran onun, şeref onun, her şey onun. O var diye biz varız muhterem müminler. Aziz cemaat, o var diye biz varız. O var diye aylar, güneşler ve yıldızlar ışığa kavuşmuştur. Tamam mı? Koca Yunus, Allah gülü, Mevla bülbülü Koca Yunus öyle diyor. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Evet, kainattan nur ve ışık namına, ezelden ebede ne varsa, ağızların tadı, gönüllerin aşkı ve zevki ve neşesi, hepsi Hazreti Muhammed'in şerefine. Yüce Rabbim, bizi onun nurlu yolundan ayırma. Muhterem Müslümanlar, evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Dersimizin ser levhasını tezyin eden ayeti kerimede Allahu Zülcelal Resulü için ne buyuruyor bakınız. Estaizu billah. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz. Ey müminler, ey insanlar, size kendi nefsinizden, kendi cinsinizden Resul, elçi, peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, ayeti kerime şunu açık ifade ediyor. Peygamber Efendimiz bir feriştah değildir, bir melek değildir. Semadan inmemiştir. Bizim, yani beşerin, Hazreti Adem'in evladıdır. Kavmi Kureyş'ten, Abdümenaf oğullarından, daha yukarıda Hazreti Halilurrahman, İbrahim Aleyhisselam'ın nesil ve torunlarından gele gele, nihayet Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, bunu böyle ifade etmekle Cenab-ı Halik-i Zülcelal, beşere büyük şeref veriyor demektir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, yani peygamberiniz semadan inmiş kişi değil, sizden biri buyuruyor, sizden biri, kadrinizi biliniz diyor. Varlığın göz bebeği, kainatın nuru, 124 bin enbiyanın imamı ve aynı zamanda peygamberi, arşın, kürsinin, levhin, kalemin, cennetlerin ve gönül nimetlerinin kendi nurundan halk edildiği büyük insan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizden çıkmıştır. Ya, yoksa Mevla isteseydi Cenab-ı Cibrilleri, Mikailleri onun gibi bir büyük melek halk etmek suretiyle bu zat peygamberiniz derdi. Hayır, bize bizim içimizden peygamber gönderiyor ve bizi ona ümmet kılıyor elhamdülillahi teala. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz. Kendi nefsinizden size çok aziz bir peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri bizim içimizden bize benzeyen ve evladı Adem olarak bir peygamber geldi ifadesi Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin
beşer olarak Cenab-ı Hak tarafından nice nimetlere nail oluşuyla, tekrar ediyorum, insan oğlunun Hak nezdindeki kerameti de ortaya çıkmış oluyor. Bakınız, aziz kelimesinde, Peygamber Efendimizin aziz oluşu meselesinde şöyle bir latifeyi ifade etmek istiyorum muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam meleklerin kendisine secde edilmesi hadisesi ve yeryüzünde halife olarak yaratılış hakikati Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil arzı halife. Sayfayı ileriye doğru okuduğunuz zaman hadise olduğu gibi Kelamullah'ta anlatılıyor muhterem müminler. Evet. Cenab-ı Adem Aleyhisselam cennettedir. Nimetlerle perverdedir. Hazreti Havva validemiz de yanındadır. Halik-i Zülcelal meleklere secdegah olduktan sonra Esma-i İlahi, yani bütün kainatın, varlığın isimlerini ve tecellilerini kendisine Cenab-ı Hak verdikten sonra cennete koyuyor. Kendilerine yiyiniz, içiniz, sadece bu ağaca yaklaşmayınız. Sizi bu ağacın meyvesinden men ediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Adem'le Cenab-ı Havva'ya imtihan. Muhterem Müslümanlar, biz de dünyada devamlı imtihan içindeyiz diyoruz ya, bu da Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın imtihanı. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer bu ağaca yaklaşır da meyvesinden yerseniz zalimlerden olursunuz. Muhterem müminler, İblis aleyhillâne, İnsanlığın en büyük düşmanı evvela nefsi, sonra da iblis, şeytan muhterem Müslümanlar. Onun için ezelden beri Allah nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza etsin diye ecdadımız dua ederek gelmiştir. Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Fahri kainat 5 vakit dualarında Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli zî şer ve min şerri şeytan ve min şerri külli dâbetin ente âhidun binasiyetihâ ya rabbel alemin. Böyle dua ediyor Resulullah, Nebiyullah, Habibullah, Halilullah, sahibi Kur'an, sahibi şeriat, Allah'ın en yüce dostu, masum insan, nefsi ve kalbi kabzayı kudrette, daima inayet ve ismeti ilahi içerisinde. Öyle olduğu halde 5 vakit Resulullah böyle dua ediyor. Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi. Ya Rabbi, sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ümmetine talim için muhterem müminler. Ümmetine talim için, tamam mı? Kendi masum olduğu halde yine bir hadis-i şeriflerinde Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete ayn ve la akalle min zalik. Ya Rabbi, göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma diye dua ediyor. Gençler, gençler, Allah Resulü'nün kavil ve ameline dikkat ediniz. Masum olduğu halde Ya Rabbi beni nefsimin şerrinden muhafaza buyur diyor. Nefis şerri, korkunç. Gördüğünüz bu süprüntü haline gelmiş bütün mahluklar, iki ayak üzerinde yürüyen mahluklar, hep Mevlana tabiriyle nefsinin tepmesini yiyen kişilerdir. Vatanın, memleketin asil evlatları, ya yüzüstü sürünen, hakikate muhalefet eden, ibadet ve taattan zevk almayan, din ve şeriat düşmanı bu sefil mahluklar, hep nefsinin tepmesini yiyenlerdir bunlar. Onun için memleketin asil evlatlarına sesleniyorum. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınacağız. Dünya, Müslümanlar, dünya darul imtihan. Evet. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya ثُمَّ الشُّهَدَى ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى قَدَرِ دِينِ. Muhterem Müslümanlar, belaların en şiddetlileri peygamberlere, sonra veliler ve alimlere, sonra şehitler ve erbab-ı iptilaya,
El emsel fel emsel, herkesin dini ne kadar kavi ise çilesi o kadar kavi olacaktır. Hazır olmuşsun. Ne demek o yani? Dini kavi olursa, ilim adam olursa tabii mücadele edecek. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve mücadele ve cihadı esnasında da karşısına nice hendekler, barajlar çıkacak. Ayaklarının altına çöğürler, dikenler dökecekler. Peygamber Efendimizin Mekke-i Mükerreme'deki 13 senesini asr-ı saadetten okuyun Müslümanlar. Allah'ınızın aşkına diyorum. İlk çilekeş Müslümanların hayatını asr-ı saadetten okuyunuz. Kısası Enbiya'dan okuyunuz. İslam tarihinden Mustafa Asım Köksal'ın İslam tarihinden okuyunuz. Ya Cenab-ı Yasir, Cenab-ı Yasir ve Cenab-ı Sümeyye, Hazreti Ammar'ın radıyallahu anh annesi ve babası radıyallahu anhüma, muhterem müminler. Siz demek Muhammed'e inanıyorsunuz, öyle mi? Evet. Allah'ın birliğine inanıyor, bütün putlarımızı itiyorsunuz, öyle mi? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Yasir'i, Hazreti Ammar'ın pederini evvela, iki, hani avam dilinde Konya'mızda buhur deve derler ya, o cezbe halindeki iki deveye ayaklarından bağlıyorlar, iki deveyi ayrı istikamette ürkütüyorlar, bacaklarından vücut iki parçaya ayrılıyor. Sonra Cenab-ı Sümeyye validemiz. Ya. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye ismini vermiş. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye. Şimdi bu güzel isimler cemiyetimizde çoğalıyor. Allah'a milyarlar hamd ediyoruz muhterem Müslümanlar. Hazreti Ammar bir an için gizliyor. İmanını gizliyor. Lat, Menat, Uzza falan deyip yakayı kurtarıp Medine-i Tahiriye geliyor. Mescid-i Saadet'ten içeriye girince sahabe kendisini soğuk karşılıyor. Niye o da annesi babası gibi şehadeti kabul etmedi de böyle söyleyip yakayı kurtarıp geldi demek istiyorlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz buyuruyorlar ki Ammar kardeşinize soğuk davranmayın. Onun iman kıllarının ucundan ayak tırnaklarına kadar bütün hücreratına hulul etmiştir diyor. Cenab-ı Ammar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah teala. Muhterem Müslümanlar, Yusuf aleyhisselam bu hadisenin içerisinde kıssası nakledirken öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma überri'u nefsi innen nefse le emmaratun bis su'i illa ma rahime rabbi. Ey dostlar diyor, ey kardeşler, ben nefsimi bütün noksanlardan ve günah ve masiyetlerden tenzih edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Zira nefis innen nefse le emmaratun bis su'i illa ma rahime rabbi. Nefis şiddetle ve dehşetle ve insafsızca kötülüğü emredicidir. Niçin bizim içimizde bu? İmtihan için. Muhterem Müslümanlar, melekler nurdan yaratılmıştır. Fakat beşerin hayırlıları meleklerin hayırlısından daha hayırlıdır. Beşerin aftalı olan insanlar meleklerin aftalından daha aftaldır. Niçin? Meleklerde nefis mücadelesi yok. Nurdan yaratılmış mahluklardır. Onlarda terakki yok. Hatta onlarda aşk diye bir şey yok muhterem Müslümanlar. Onlar وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فَهْوَاسِنْجَ belli bir çizgi, belli bir mertebede vardırlar ve selam. Yemezler, içmezler, doğmazlar, büyümezler. İlahi nurdan hak edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın yok olun dediği ana kadar vardırlar ve selam. Ama beşer devamlı mücadele ve cihat. Hani söz uzanır ger kalanın der isem dediği gibi Süleyman Çelebi'nin sözde uzanıyor muhterem müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri sefer dönüşü buyuruyorlar ki raca'na minel cehadil asgar
ilel cihadil ekber. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabe soruyorlar. Efil medineti aduun ya Resulallah. Düşman geride kaldı, harbi bitirdik, dönüyoruz. Medine'de düşman mı var ya Resulallah da böyle buyuruyorsunuz? Ada aduvike nefsukelleti beyne cembeyk. Delikanlı evladım, muhterem Müslümanlar, hepinize birden sesleniyorum. Nefsin genci ihtiyarı olmaz, Rabbim muhafaza buyursun. Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhterem müminler. Allah şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir. Ancak ve ancak masum elen olan enbiyadır. Ya. Hani avamilde harfi cer bahsinde hocamız ezberletmişti. İçinizde avamil okuyanlar var mı? Ennâsü küllühüm heleketün illel alimun. Vel alimune küllühüm heleketün illel amilun. Vel amilune küllühüm heleketün illel muhlisun. Vel muhlisun alâ hatarin azîn. 45-50 sene evvel hocamızın önünde nahivden avamil okurken harfi cer bahsinde bu ibareyi ezberlemiştik. Bazı eserler zayıf hadis olarak da almışlardır muhterem Müslümanlar. İnsanlar helaktedir, alimler müstesna. Alimler helaktedir, ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler helaktedir, ihlasla amil olanlar müstesna. İhlasla, sadece amel etmek kafi değil. Allah için amel, ihlasla amel. Ya muhteremler, ya Rabbim bizi tevfik ve hidayetinle kuşat, bizi bize bırakma. Vel muhlisune ala hatarin azim. Muhterem Müslümanlar, muhlis kullar da hatarı azim üzerinedir. Enbiya müstesna, ihlaslı olan kullar da hatarı azim üzerinedir. Onun da ayağı kayabilir diyor. Tamam mı? Öyleyse her an ve her halükarda Allah, 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 Allah deyip Allah diye diye öleceğiz inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, her adım ve nefeste, her saniye ve adımda, evet, Allah deyip dergahı izzete yükselteceğiz. Muhterem Müslümanlar, aziz kelimesinden bahsediyorduk. Hazreti Adem aleyhisselam cennetteydi Havva validemizle, nefsin şerrine oradan giriverdik. Ya bütün nimetler size halal, mübah. İstediğiniz gibi yiyiniz içiniz. Ve la takrabu hadihi şecerete fetekuna minez-zalimin. Sakın ola ki bu ağacın meyvesine yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Şeytan Adem'in yüzünden dergahı ilahiden kovuldu, resmedildi muhterem Müslümanlar ve lanete müstehak oldu biliyorsunuz. Nasılsa bir çaresini buluyor ve cennetin bir tarafından kayıyor içeriye ve Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya vesvese vermeye başlıyor. Ve onlara açıktan yemin ediyor. İlk defa yalan yere yemin eden şeytandır ve yalan yere yemin edenlerin piri şeytandır muhterem Müslümanlar. Duyuyor musunuz? Allah'a sığınınız. Yemini gamus diyoruz. Yemini lagim, yemini mülakide, yemini gamus. Fıkıhta, şeriatta yemin üç kısımdır. Yemini lagim, bilmeyerek yanlış yere yemin etmek. Bunda muahaze yok. Yemini mülakide, bir meseleye talik ederek, şöyle yaparsam yemin olsun, böyle yapmayacağım yemin olsun, eğer yaparsa kefaret verir, 10 tane fakiri doyurur, buna da yemini münakde diyoruz. Yemini gamuz, yalan yere bile bile yemin etmek, Allah korusun.
kefaret lazım gelmiyor buna. Niçin? Kefaret bu yeminin günahını ödemiyor. Sadaka da kurtarmıyor yani. Ahzu ita ile, alışverişle, Allah korusun, hele mahkemelerde hakim yemin veriyor ya, وَلَاكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَم۪ينَ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ hadis-i şerifinde işaret edildiği gibi, müddeiye şahit istiyor. Hakim şahit teklif ediyor. Şahidin var mı diyor. Karşı taraf eğer yapmadım diye inkar ederse yemin teklif ediyor ona. Yalan yere yaptığı halde yemin ederse ebedi hayatını yerle bir etmiş, yıkmış olur muhterem Müslümanlar. Çünkü alışverişteki yemini de benzemiyor o. Karşı tarafın hukukunun üzerine de oturmuş oluyor yalan yeminle. Böyle bir insanın günahı şirkten ve küfürden sonra hemen zikrediliyor. Yalan yere şahitlik, yalan yere yemin muhterem Müslümanlar. يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبِ Mümin hatalarda, kusurlarda, isyanlarda vaki olabilir diyor Peygamber Efendimiz. Ancak imanla bir şey birleşmez, o da yalan diyor. Müslümanlar, tabii bu müstakil bir mavzu, müstakil bir cuma mavzu. İslam'da yalan söylemenin, yalan yere yemin etmenin mahzuru bir cuma müstakil konuşulması gerekir. Ama münasebet almışken söyleyeyim, hele hele gençler, çocukluktan kendinizi doğruluğa alıştırınız. Ya Abdülkadir Geylani Hazretlerini ilim tahsili için gönderirken annesi, evladım sana tek ve en mühim vasiyetim doğruluk ateş olup yaksa da doğru söyle diyor. Koltuğunun altına 30 tane farz edin altın dikiyor. Yolda kervan önlerini kesiyor. Kervanın önünü kesiyor eşkıya. Evet muhterem Müslümanlar. Herkesi soyuyorlar, soyuyorlar. Bu çocuğa gelince, ulan delikanlı senin neyin var söyle bakalım falan diyor eşkıya reisi. Efendim koltuğum altına annem dikti 30 tane altınım var diyor. Habo. Sen diyor evladım niye öyle dopa doğru söyledin? Halbuki sen bir çocuksun. Yahut değilse yeni delikanlı oluyorsun. Evet. Söylemesen kalkıp da koltuğun altının dikişini sökecek değildi. Sen niye bu kadar doğru söyledin peşinen? Annem diyor beni tahsili ilme gönderirken böyle vasiyet etti. Evladım sakın ola ki zinhar yalan söylemeyesin dedi. Ben onun için anneme ahit verdim doğru söylerim diyor. Eşkıya reisinin iki gözü bir ırmak şarıl şarıl muhterem Müslümanlar. Arkadaşlar bütün kervanın nesi varsa geri ver aldıklarınızı. Evladım sen de altınına sahip ol diyor. Toplanıyorlar. O çocuğun Abdülkadir Geylani nur yumağının önünde Allah'a tövbe ve istiğfar edip eşkıyalığı bırakıyor. Söylenen doğru sözün karşı taraftaki büyük tesiri anında böyle kendisini göstermiş oluyor. Onun için mümin kardeşlerim sakın ola ki doğruluktan ayrılmayalım inşallahü teala. Evet. Adem Aleyhisselam şeytanın şerri, nefsin de şerri birleşince ağaçtan yiyorlar muhterem Müslümanlar. Evet. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde Allahümme inni a'udzubike min şerri nefsi ve min şerri kulli zî şer ve min şerri şeytan ve min şerri şeytan. Şeytanın şerrinden de sağa sığınırım Rabbim buyuruyor. Halbuki ise مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ Sizden hiçbiriniz yoktur ki bir şeytan ona musallat olmuş olmasın. Herkesin bir şeytanı var. وَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Halik-i Zülcelal hepinizin yanına bir şeytan koştuk, o onun arkadaşıdır. Devamlı o kimseyi Allah-u Zülcelal bu yolla imtihan içinde tutuyor. Bakalım ne yapacak diye. Peygamber Efendimiz buyurlar ki fakat benim şeytanım İslam'ı kabul etti diyor Allah'ın Resulü. Benim şeytanım İslam'ı kabul etti. Yunus Emre'nin söyle ona eğer muhareti varsa nefsini Müslüman etsin tabiri var divanında ya bu manaya geliyor muhterem Müslümanlar. Enbiyanın ve büyük evliyanın
nefsi ve şeytanı İslam'ı kabul ediyor. Ne oluyor sonra? Bu aşk pınarı büyük insanların kalbinden devamlı gelen yine iman, yine iman, yine iman muhterem Müslümanlar. Ya fela ye'muruni illa bi hayr. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, fela ye'muruni illa bi hayr. Benim şeytanım ve nefsim bana ancak hayrı söyler, hayrı ilham eder, hayrı ilka eder buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, fil kalbi lemmeten diye bir hadis-i şerif var. Kalpte iki türlü ikaz vardır, ihva vardır, ikaat vardır. İki türlü. Kalbin sağ kulağına melek ve iman ilham ediyor. Kalbin sol kulağına devamlı şeytan vesvese ve ikaatta bulunuyor. Haberiniz ola. Hocam bunu nasıl açacağız? Nasıl anlayacağız? Hayra, hakka ve iman ve aşka sevk ederse bilin ki o hayırdır, rahmanidir. Eğer kötülüğe, gurura, kibire, inkara, ilhada, fenalığa sevk ederse bilin ki o şerdir, şeytandan ve nefistendir muhterem Müslümanlar. Bunun bir çaresi yok mu hocam diyeceksiniz. Bunun çaresi kalbi ilahi aşkla ve Muhammed'i sevgiyle dolduracaksın. Bir tek çaresi var. İman ve aşk. Muhyiddin Arabi öyle diyor. El aşku narun fil kulub. Arapçada esri olarak okunursa daha fasih olur. El aşku narun fil kulub. Tuhriku masivel mahbub. Muhyiddin Arabi öyle diyor. Işk kalpte bir ateştir ki mahbubu hakiki olan Allah'ın neşesinden başka her şeyi yakar ve yok eder diyor. Hani demiş ya muhterem Müslümanlar, büyük şair Galip Dede, aşık da keder neyler, gam halkı cihanındır diyor ya, ne gam ne keder, ne çalkandı ne vesvese ne bir şey, aşıkın baştan sona ve sonsuzluğa doğru bir tek derdi var, Mevla, yine Mevla, yine Mevla. Gönlünün şeytana açılan, nefse açılan kulağını aşk iyice kapatmış ve doldurmuştur. Oraya şeytan yaklaşamıyor artık. Ateşe yaklaşması mümkün mü? Yanar muhterem Müslümanlar. Bu bakımdan biz, Cenab-ı Pir öyle diyor, iyice alıştırmış kendisini de, telhter ez firkatı tü hiç nist bi penahet gayr piça piç nist diyor. Mesnevi'de aşk eri Mevlana öyle diyor muhterem Müslümanlar. Hani aşktan da açıldı da, bizden evvel geçenler birer kadeh birer sürahi içtiler geçtiler diyor Mevlana. Biz aşkı küpüyle, sürahisiyle, bardağıyla içtik gidiyoruz diyor. Yüce Rabbim ne olur bize de bıraksaydı da muhterem Müslümanlar, ya birer sürahi de biz içsek de şöyle ilahi aşk ile yanıp yakılsaydık. Latife ediyorum tabii muhterem Müslümanlar. Ya. Bugünkü dünyanın en korkunç tarafı kalpler ve ruhlar üzerine maddenin hakimiyeti. Materyalizm muhterem Müslümanlar. Kalpler ve ruhlar üzerine hocam, vay yavrum vay evladım, senin gibi hocaları şeytan iki parmağı arasında kıyamete kadar böyle zincir oynar gibi oynar ve oynatır ve istediği kaba dökebilir, Rabbimiz muhafaza olsun. Ne olacak? Büyük bir yalvarış, büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve büyük bir muhabbetle ve devamlı her nefes ya Rabbi dererek, diyerek ilticalarla kendimizi onun şerrinden korumaya çalışacağız muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbim muhafaza buyursun. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz ne kadar yememek istemişse de şeytan ve nefis Hazreti Havva'ya daha çok yaklaşıyor ve bak ben yedim de bir şey olmadım ya Adem diyor. Havva validemiz mennedilen ağaçtan yiyor muhterem Müslümanlar. Görüyor musun? Muhterem müminler, onun için kadınlarla istişare ediniz, yine hak olanı yapınız diyor Peygamber Efendimiz. Şaviruhunne halifuhunne. Evet, istişare ediniz
Fakat onların dediğini değil, gene hak bildiğiniz şeyi yapınız diyor. Öyleyse istişarenin manası ne? Evde muhabbet ve ülfet doğurur muhteremimler. Efendi benimle istişare etti diye hanımın da iç aleminde güzellik ve iyilik meydana gelir. İstişare edip reyini aldıktan sonra şer'an, Kur'anen, Muhammedi olarak en doğru neyse gene onu yapınız. Kadınların dediğini yapmayınız diyor Peygamber Zişan Efendimiz. Evet muhterem Müslümanlar, Hazreti Adem Aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan o da yiyor. Anında melekler gelip üzerlerindeki cennet hullelerini söküp alıp gidiyorlar. İkisi de uryan kalıyor. Latife ediyorum muhterem Müslümanlar. Cennetteki ağaçlar yapraklarını da vermiyor, üzerlerini örtsünler. Ancak yemiş ağacı, incir ağacı, yemiş ağacı yaprağını veriyor muhterem müminler. Evet, örtünüyorlar. Ve Cenab-ı Hak Havva validemizi Cidde'ye, Adem atamızı Hindistan Serendip'e havale ediyor. Hindistan Serendip. Bir rivayette 40 gün veya 40 ay veya 40 yıl. 1000 yıllık ömür içerisinde 40 yıl pek fazla değil. Gözyaşı, gözyaşı, gözyaşı ve bu dua. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey bizim Rabbimiz, emrine muhalefetle nefsimize zulmettik. Ve illem tağfir lana ve terhamna, eğer bizi mağfiret edip de rahmetinle yarlamazsan lenekunenne, hem lamu tekit hem nunu müşeddede erbabının malumu, lenekunenne minel hasirin, korkunç şekilde zarar ve ziyan eden, husranda kalanlardan oluruz ya Rabbi. Neticede muhterem Müslümanlar, 40 yıl veya neyse ben takvif edeyim, 40 gün gözyaşı, 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 sonunda bu. Muhammed'ine bizi bağışla ya Rabbi. Ya beşeriyetin atası Hazreti Adem, beşeriyetin atası, ilk insan, ilk nebi, ilk peygamber. Biz bir ata tanıyoruz kainatta ezelden ebede, o da Adem atamız efendiler. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi Sünen'in de naklediyor. Hazreti Adem Aleyhisselam Muhammed'in hürmetine bizi affet deyince Kütüb-ü Sitte'den İmam-ı Tirmizi Sünen'in de naklediyor. Sahih hadis-i şerif. Muhammed'imi nereden bildin ya Adem? Muhammed'imi nereden bildin ya Adem? Onunla tevessül ediyorsun. Ya Rabbi beni balçıktan, topraktan yarattın, ruh nefhedip de diriltince beni, gözümü açtım, arşiğin üzerinde nur yazıyla altın kalemle yazılmış bu ibareyi gördüm. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. İbare bu. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Biz şimdi bizim okuduğumuzu okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arşın üzerindeki ibare buymuş. Zatından başka bir ilah yoktur. Ezelden ebede Halik-i kainat olarak, beşeriyetin Rabbi olarak ancak ben varım buyuruyor Cenab-ı Hak. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Muhammed benim hem kulumdur hem de rasulümdür. Arşın üzerinde ismi zatına izafet edilen, adı adınla zikredilen bir zat, yüce şeref sahibidir. Oradan bildim, beni Muhammed'ine bağışla, bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi diyor Adem Aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar,
Cenab-ı Hak sizi Muhammed'ime bağışladım ve affettim ya Adem buyuruyor. Ve o zat, o büyük zat bizim Peygamber Efendimiz'dir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, şanslıyız, şanslıyız. Ya, ya. Muhterem Müslümanlar, Mevahibü'l-i Dünniye ve emsali bazı mübarek eserlerde Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak peygamberinden bahsediyor. Hazreti Muhammed'den bahsediyor. Muhammed ümmetinden bahsediyor. Onlar hamd ederler. Onlar şükrederler. Onlar secde ederler. Onlar ibadet ederler. Onlar o mübarek peygamberimin ümmetidir deyince Musa Aleyhisselam Allahümme ec'alni minhum, alemlerin Rabbi yüce Allah'ım beni de Muhammed ümmeti kıl diyor. Kelimullah, Kelimullah, sahibi Tevrat Musa Aleyhisselam beni de Muhammed'ine ümmet kıl Allah'ım. Ya Musa sen Kelimimsin. O şeref Muhammed'imin ahir zamanda ümmetine tahsis edilmiştir. Muhterem Müslümanlar. Adem Aleyhisselam bu afivden sonra muhterem müminler bir latifedir, bir cilvedir bu. Haber alıyor gönül kulağından ki zürriyetinden yahut da ta cennette muhterem müminler şöyle diyeyim bakınız yanlışlık olmasın. Cennet ve nimetleri içerisindeyken Hazreti Adem Aleyhisselam gönül kulağından dinleyerek haber alıyor ki sulbünden Hazreti Muhammed gelecek. Ya 124 bin enbiya gelecek. Fakat sulbünden ve zürriyetinden Hazreti Muhammed gelecek. Bu hakikati Osmanlı şairi böyle ifade ediyor. Böyle türlendiriyor. Böyle şiirlendiriyor. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Bak bak mümin kardeşim, söz böyle söylenir. Şair diye buna denir. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muine heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden değişti bir habbeye bağlı cihanı ya Resulallah. Osmanlı şairi böyle diyor. Ya Resulallah, ayağın tozuna tozunu semaları değişmem ya Muhammed ya Resulallah. Ayağın tozuna semaları değişmem ya Resulallah. Bir kılına bir kılına yedi kat yedi kat yerleri gökleri heft asumanı değişmem ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı değişmem, bir kılına yedi kat asumanı gökleri değişmem ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden, Hazreti Adem sulbü pakinden zürriyetinden senin geleceğini duyunca değişti bir habbeye bağlı cinanı ya Resulallah. Cennet bahçelerini bir habbe buğday tanesine değişiverdi geçti diyor. Niye mi cennete kıydı? Zira cennet doğma büyüme yeri, birleşme yeri değildi. Onun için dünyaya gelmeyi bir habbe, bir buğday tanesine değişmek suretiyle kendisi arzu ederek cennetten çıkıp dünyada zürriyetinden senin gelmeni arzu ettiği için bu işi yaptı ya Resulallah diyor. Muhterem Müslümanlar, söz buraya geldi mi her seferinde okurum. İran'ın dev şairi, divan sahibi Hafız-ı Şirazi öyle diyor. Pederem Ravda-i Rizvan bedükendüm bi furut. Na halef başem eğer men becevi nefuruşem. Pederim, büyük atam, büyük babam Hazreti Adem sulbünden Hazreti Muhammed'in geleceğini duyunca cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişti. Eğer Muhammed'in hatırına bin arpa tanesine değişmezsen babamın oğlu olmayayım diyor muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbim bizi o aziz Nebi'nin yolundan ayırma. Muhterem müminler,
Tabii Resulullah'tan bahsedeceğiz artık. Bu söz açıldı inşallah. Gelecek cumalarda Resulullah, Resulullah, Resulullah ve yine Resulullah diyeceğiz. İnşallahu Teala. Mübarek sözü olarak bir tavsiyeyi yapayım ve dersi öyle böylece kapatayım. Ezanımız okundu. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. Men temesseke bi sünneti inde fesadı ümmeti felehu ecru mi'eti şehidin. Ümmetimin fesada gittiğinde, kıyamet alametleri eşrat-ı saat zuhur ettiğinde, alem bid'atler ve kötülüklerle çalkantı haline geldiğinde, ölmüş sünnetlerimi ihya edene 100 şehit ecri vardır diyor. Peygamber Efendimiz, ölmüş sünnetimi, sünnetlerimi ihya edene, yeniden amel ederek diriltene 100 şehit ecri vardır diyor muhterem Müslümanlar. Müminler, geliniz ittifak edelim, karar verelim. Yol Hazreti Muhammed'in yolu ve sünnet Hazreti Muhammed'in sünnetidir diyerek onun sünneti ve yolundan ebedi ayrılmayalım inşallahu teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize şene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıtıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. Şeriatı garra-i Muhammediye-i Mustafaviye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kullarına cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.